Herkese iyi akşamlar. Ben Barış Buran, Fatih Börekçi ile beraber hazırlayıp sunduğumuz programımız Ses Kaydına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz sevgili Özcan Erkişi. Hoş geldin Özcan. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Müzik enstrümanlarının sektöründen bahsedeceğiz. Çok güzel bir video ile başladık. Onun bize ne olduğundan bahsetmek ister misin? Tabii. Ben önce biraz kendimden bahsedeyim aslında. Ben Özcan Erkişi yaklaşık olarak 27-28 yıldır hem müzik piyasasının içerisindeyim mağazacı olarak hem de müzisyenim. Zuhal Müzik'te çalışıyorum. Zuhal Müzik'in mağazalar müdürüyüm. Şimdi müzik sektörü içerisinde yıllardır işte pişiyoruz. Hem sahnede pişiyoruz hem satış yönünde de işte pişiyoruz. Günden güne aslında baktığınızda eskiye göre kıyasla çok daha fazla müzik aleti, çok daha fazla marka çeşitliliği, çok daha fazla enstrüman çeşitliliği var aslında. İşte biraz önce konuşmuştuk biz, yaştaşız. Evet. İşte hani ben 90'lı yıllardan önce böyle 80'li yıllarda hatırlıyorum, 86-87 böyle 16-17 yaşındayken tünele gittiğimde bir mağazada Fender gitar gördüğümüz zaman böyle Garfield pijama yapışırdık böyle ağzımızdan buradan sular gelirdi. Yani şimdi işte her yerde Fender bulabiliyorsunuz, her yerde Gibson bulabiliyorsunuz. İşte böyle bir sürü iyi markayı bulabiliyorsunuz falan filan. Bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Onlardan da bahsederiz evet. Daha sonra istersen. Bu gördüğümüz mağaza hangi mağazaydı? Burası Unique mağazası. Bizim Unique AVM'de açmış olduğumuz 1200 metrekare alana kurulu, Türkiye'de tek örneği olmayan bir mağaza. Tek diyorum çünkü 1200 metrekare alana kurulu hem müzik mağazası hem kendi içerisinde sertifikalı eğitim veren bir müzik okulu. Aynı zamanda profesyonel kayıtların da yapılabildiği bir müzik stüdyosu olan bir mağaza daha yok. Yoktu benim bildiğim kadarıyla. Hala da var mı bilmiyorum. Öyle bir mağaza yok. Yani biz ilk açıldığında bayağı böyle bu işin hani inşaatından başlayarak böyle bir sürü şeyle uğraştık. Bayağı tırnaklarımızla böyle kazıya kazıya orayı bir model mağaza olarak aslında müzik severlerin ve müzisyenlerin beğenisine sunduk aslında. Oraya gelen bir müzisyen sadece enstrüman alıp çıkmıyor orada. Böyle bir avantajı var. Bu gelen müzisyen kendi için de ekstra çocuğu için de bir eğitim alabiliyor belki orada. Ne bileyim veya işte ben bu enstrümanı da aldım. İşte burada prova yapacak stüdyo nerede var sorusunu sormak zorunda kalmıyor. Çünkü içeride prova yapacak bir stüdyo da var. Ne bileyim işte hani bir aile çocuğuna bir enstrüman almaya geldiğinde keman olabilir, flüt olabilir, işte gitar olabilir, vurmalı çalgılar olabilir. Sadece bunlar da değil, şan eğitimi olabilir, solfej eğitimi, nota eğitimi olabilir. Bunlarla ilgili işte oraya geldi çocuğuna örnek veriyorum bir gitar aldı. Bunun eğitimini nerede alabiliriz dediğinde işte burada. Ve bu çocuk geliştiğinde nerede çalabilir, nerede bunu gösterebilir? İşte burada stüdyosunda. Yani ve orada zaten bizim eğitmenlerimiz ve oranın şu andaki müdürü olan Özer kardeşimin de yardımlarıyla orada her sene yıl sonunda bir etkinlik oluyor. İşte orada eğitim alan öğrencilerimiz aynı zamanda o stüdyoda yaptıkları provalardan meyvelerini alıp ondan sonra ailelerine sunuyorlar. Veya işte oradaki diğer insanlara sunuyorlar yıl sonu etkinliklerinde. Bunların hepsi oradaki o kompleks içerisinde gerçekleşebiliyor. Yani çok güzel bir çok güzel. Yani oldu. Baktığımız zaman zaten hani izlemesi bile hoş. Yüzlerce gitar, bir dolu piyano markası birlikte ondan sonra. Aslında güzel bir model oldu. Şöyle güzel. Şimdi mesela biz sadece bunu orada yapmıyoruz. Bugün Akasya AVM'nin içerisinde de karşı tarafta. Aynı şekilde yine Hilltown'da, Maltepe'de aynı böyle AVM içerisinde iki tane daha mağazamız açıldı. Evet. Vay be nereden nereye? Biz 90'lar, 80'lerde işte şeye tünele gidip o zamanlar Barış tabii biraz daha düşüktü. Ondan sonra
Orada şeyde stüdyolarda çalardık işte falan. Hatta demin bahsettik işte konuştuk. Lay Lay Lom'dan ve diğer mağazalardan falan. Hakikaten böyle mağazalar böyle yeni bir ürün geldiği zaman yapışıp bakardık. Bu ne? Allah'ım acaba kaç para falan. Böyle, değil mi? Doğru, doğru. Ondan sonra şimdi... Ellemek yasaktı herhalde o zaman. Yok yine de yine arkadaşlarımız aslında hani şeydi. Deneyebiliyorduk aslında ya ama... Biz korkuyorduk. Yoktu, yoktu. Yani piyasada yoktu. Tabii, tabii. Çok değerliydi çünkü evet. Yani hakikaten... Bir de şeyi düşünmüyorduk o zaman. Bunu hak etmiyoruz ki abi biz yani. Neyine dokunacağız bunu ya? Evet. Ama şimdi artık çünkü bizim zamanımızda abi internet yoktu. Tabii. Evet. Bu kadar kolay ulaşılabilir değildi her evet. Şey. Yani hem medyatik anlamda ulaşılır evet. Değildi hem gerçekten böyle bir maddeye dokunma anlamında da bu kadar kolay değildi yani. Ve bunu hak eden adamlar bize göre işte o televizyonda gördüğümüz çok büyük evet, starlardı evet. Yani. Onların çalabileceği tabii starlar. Tabii çocuktuk o zaman daha yani böyle gidip bakıyorduk işte ağzımız suya kalkan. Şimdi öyle olmadığını anlıyoruz. Evet, evet ama şimdi de tabii o tüneldeki hani otantik ortamdan bir AVM'lere doğru bir gidiş şart var bu. Biraz daha herhalde hem de böyle bir tek elde toplanma gibi. Zuhal'in kendi tek elinde demiyorum. Yok, başka mağazalar da var. Başka mağazalar da var tabii ki ama yani böyle bir hani bir noktada birikme durumu var. Hani onu görüyoruz. Onun sebebini söyleyeyim mi? Yani tabii tabii onun için zaten bir konuyu açtım. Şimdi aslında evet yani AVM kültürü diye bir kültür yok zaten. Ben onu kültür olarak kabul etmiyorum da. Bu biraz içinde bulunduğumuz dünyanın diyeyim. Sadece Türkiye'de değil bu. Dünyada böyle bir trend var zaten. Yani böyle AVM'ler yayıldı böyle deli gibi her yerde. Bugün Avrupa'ya gittiğinizde de aynı şeyi görüyorsunuz aslında baktığınızda. Ve burada böyle insanlar paket program her şeyi bulabiliyorlar ya. Bizim AVM'lerin içerisinde olma amacımız farklıydı. AVM'lerin bizi katma amacı farklı. Yani aslında ikimizin de farklı bakış açıları var. AVM'lerde olmamızın amacı her kesime çok daha kolay hitap edebilmek. Çünkü işte tünele gelen insanların %80'i o zamanlar. Şimdiden bahsetmiyorum. Evet. Şimdi biraz daha değişti çünkü tünel. Onu da tabii konuşacağız. Çok değişti. Evet. %80'i müzisyen veya müzikle alakalı bir şeyler yapan ya da müzik aleti ihtiyacı olduğu için oraya gelen insanlar. Ama AVM'ye gelen insanlar öyle değil ki. AVM'ye gelen insanlar, gezmeye gelen insanlar. İşte mağaza bakacaklar. Aa bir de burada müzik aletleri mağazası varmış diyecekler. Hiç müzikle alakası olmasa da içeri girecekler, o enstrümanlara dokunacaklar ve onların aslında hiç de ulaşılmaz şeyler olmadığını görecekler. Aslında bizim amacımız buydu. Evet. Yani gerektiğinde çok o enstrümanları alabilecek kapasitede kazanıma sahip olmayan insanların bile girip o Steinway'e dokunabilecek duruma gelmeleri için aslında biz biraz da AVM'lerin içerisine girdik. Her kesimden insanın çok rahatlıkla girip bir enstrümanın sesini duymalı, işte yüzünü görmeli ve dokunabilmeli diye düşünüp o yüzden aslında böyle bir şeyin içerisinde. Evet yani kültürde de böyle bir şey yok çünkü. Evet. Hani çocukluktan gelen böyle bir müzikle aşır neşir olma ya da bazı şanslı aileler dışında bunu hani geçmişten getiren. Dolayısıyla müzikle ve enstrümanlarla bir şekilde karşılıklı iletişim halinde olmaları her zaman iyi. Tabii. Girip denenebiliyor da ben de hani davulla denedim. Tabii ki. Takım o açıdan çok çok güzel. Ama tabii tünelde de hani biraz böyle nostaljiyi de yapmak istemiyorum ama o eski hava tabii artık yok. Maalesef. Evet. Çünkü şey işte biliyorsunuzdur birçok yerde artık çok siyasi şeylere girmek istemiyorum yok, aslında. Yok. Ya herkesin bildiği şeyler zaten. Çünkü çok yani artık bu yok bir belki. Sürü şeyin değişmesiyle, işte vakıflar evet. Kanununda onun bunun değişmesiyle, bir sürü yerin el değiştirmesiyle, işte böyle eskiden çok uygun kiralara oralarda iş yapabilen insanların, sonra bu iş yaptıkları yerlerin el değiştirip başka ellere geçmesiyle, istenilen korkunç fahiş kiralar yüzünden, orada iş yapan insanların çoğunun o kiraları bile kazanamadıkları ayda, yapamadıkları ciroları kira olarak istedikleri zaman insanlardan doğal olarak bu insanlar burada bu işi yürütemeyecek hale evet. Geliyorlar. Ne oluyor bu sefer? Bunlar çoğu ya kepenk kapatıyor tabii, artık bir kenara öyle. Çekiliyor. Lanet olsun diyor bırakıyor kebapçı gidiyor. Kebapçı oluyor falan. Ya da orası bir şekilde
Dediğin gibi ya kebapçı oluyor, öyle, ya turistik eşya satan falan bir yer oluyor, ya hamburgerci oluyor, ya köfteci oluyor. Aynen. Hatta oranın eski dokusu olan köftecisi, işte efendime söyleyeyim... Esnaf lokantaları. Tabii köşedeki büfe bile kapanmıştı. Evet, eski para satanı, işte pul satanı falan, onlar bile... Şu iki tane dükkan kaldı benim gördüğüm orada, 35-40 tane para ve pul satan, özellikle evet, bu... antik para ve antik pul işini yapan, hı-hı, insanlardan bildiğim kadarıyla sadece iki tane mağaza var şu anda. Eskiden baktığınızda benim çocukluğumda, yani 80'lerde çok fazla müzik mağazası yoktu. 5-6 tane böyle tane? Bir köklü müzik evet, mağazası vardı. İsimlerini hatırlıyor musunuz? Orada. Bahsedebiliriz bu arada. Kimler vardı mesela 80'lerde? Mesela ilk orada benim bildiğim, anlatılan, duyduğumuz hep böyle, ya eskiden derlerdi bir Ferit amca var, bir Papa George vardı, işte Can Göz müzik geldi, Zuhal müzik geldi, Lay Lay Lom geldi falan filan. Şimdi işte Ferit amca dedikleri Cavcav müzik. Tabii artık böyle bir mağaza yok. Yani oraların en eskisi. Papa George diye biri yok. Papa George'nin varisi, eğer seyrederse bunu, bizi seyrediyorsa belki ya da daha sonra YouTube'dan seyrederse, Eftal Dodur sevgili. Evet. Eftal abi onun şeyidir. Yani günümüzdeki devamıdır aslında Papa George'nin. Papa George o zamanlar nota satar. İşte böyle bir sürü repertuar gidersiniz, böyle orijinal senfoni notaları alırsınız. İşte o zamanki popüler parçaların notalarını da belki bulabilirsiniz falan. Eftal abi de o dönemlerden böyle bu işi kovalayan, böyle tabii böyle notalar, öyle bir acayip arşivi olan biri. O da şimdi artık bıraktı o işi. Daha doğrusu bırakmadı. Orada yapmayı bıraktı. Evinde yapıyor. İşte şu anda hala eskilerden gelen işte Zuhal müzik, Can Göz müzik zaten devam ediyor. Lay Lay Lom artık bambaşka bir şey yapıyor. Evet. Yani müzikle çok alakalı bir iş yapmıyor. Evet. 90'lı yıllarda çok ciddi bir müzik aletleri mağazalarında acayip bir artış vardı o sokakta. Eskiden 90'lı yıllarda girdiğinizde, eskiden böyle 5 tane 6 tane mağaza varken 80 yılından sonra, 90'lardan sonra özellikle bir patladı orası. Korkunç, pıt 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 mantar gibi onlarca müzik aletleri mağazası açıldı ama. Korkunç. Yani irili ufaklı, herkes iş yapıyor, bir şeyler yapıyor böyle, seslendirmecisi, o işte ufak tefek böyle. Ama işte bu doların, euronun, işte Türk parası karşısında sürekli değer kazanması, ürünlerin eskiden böyle her ürünü alabiliyordu insanlar, bilinçsizdi bir de, böyle bir durum var yani. Biz gidiyorduk, gitar işte alalım, bir gitar da çalalım falan. Ama şimdi öyle değil. Şimdi internet dediğimiz ortam çok bambaşka bir ortam. Yani çok kirli bilgiler de var, çok doğru bilgiler de var. Hiçbir şey bilmeyen biri bile oturup bir takım forumlara girip oradan Fender gitarlar, Gibson gitarlar, işte Jackson gitarlar, işte ne bileyim Ibanez gitarlar ya da klasik gitarlarda işte Raimondos'un şusu busu, bir sürü iyi markalardan bahsediyorum. Onlar hakkında böyle fikir sahibi olabiliyor. Ağacı neymiş, işte kaç yılında başlamış üretilmeye, şu anda kalitesi ne durumdaymış, dünyada ne kadar tercih ediliyormuş falan gibi şeylere ulaşıp seçimlerini ona göre yapabiliyorlar. Bu sefer de işte çok çapa marka ürünler satan mağazaların çoğu da yavaş yavaş iş yapamaz hale gelmeye başladı. Ve sadece gerçekten ciddi ürünlerin ithalatını yapan büyük ithalatçı firmalar ayakta kalabildiler sadece. Diğerleri de zaten günü kurtarabildikleri için ancak, işte bu asıl sebep daha sonradan el değiştiren bu dükkanların kiralarının korkunç artışı, şusu busu. Çoğu dedi ki yok, ben bu işi yapmam, başka bir iş yaparım o zaman diyerek bu işlerden uzaklaştılar. Yine eskisi gibi az ve öz mağazalar şeklinde devam eden şimdi bir durum var. İlk tabii enstrüman deyince hemen sen gitar dedin biraz önce. Gitar markalarından bahsettin. Hakikaten öyle mi yani? Gitar mı akla geliyor enstrüman deyince Türkiye'de? Yani şöyle söyleyeyim. Yani zaten bu benim tespit ettiğim bir şey değil. Dükkanın cirosuna baktığımda görüyorum ben. Yani şimdi ben mağaza müdürü de olduğum için aylık belli bir ciroyu takip edip raporlayıp üstlerime sunmakla da yükümlü. Doğal olarak bu raporlama sistemine baktığımda her zaman
Ciro'nun en başında departman olarak gitar görünüyor. Evet. Yani en pahalı ürünler piyanoda olmasına rağmen. Bakıyorum işte gitar. Peki sonrası nasıl geliyor? Sonrası genelde piyano ve vurmalı çalgı. Vurmalı çalgılar öyle evet, mi? Tabii. Çünkü şey çok fazla, yelpaze çok fazla. Tabii. Korkunç. Yani bizim perküsyon bölümüne geldiğinde inmişsindir sen. Tabii defalarca. Ya zaten hiç müzikle ilgilenmeyen biri ilk oraya girdiğinde böyle her şeyi vurmak istiyorum diyor adam. Her şeyi vurmak istiyorum diyor. Yani. Mesela istiyorum, bir çocuğu oraya koyduğunuzda çıldırıyor. Çıldırıyor, korkunç. Zaten bir çocuğun biliyorsunuz ilk yaptığı şey bir şeye vurmak yani müzik anlamında. Yani çünkü o ilk çocukluk, o ilkel şey var ya. Evet yani o yüzden ama en çok dediğimiz gibi gitar. Çünkü en kolay ulaşılabilir aslında. Ve en karizmatik, görünen, baktığınızda böyle hani kumsalda kızları etkilemek için çalınan şeyler. Kumsalda kızları etkilemek falan için saz çalmıyorlar. Gibi ya da atıyorum siz bateri çaldın sevgili. Yani evet baktığımda ticari anlamda da gördüğüm hep gitar. E tabii ki bazı dönemler bir bakıyorsunuz piyano üste çıkıyor, bir bakıyorsunuz perküsyon üste çıkıyor. Yani piyanonun üste çıkması aslında belki daha iyi ya. Çünkü müzik anlayışının geliştiğini gösteriyor. Şu dönemlerde çok fazla zaten. Evet. Ben mesela yıllardır bu sektörün içindeyim. Ekim ayında bizim bu sene Ekim ayında ki piyano satışımız bir ayda toplam 3 aylık piyano satışına bedel. Biz inanamadık yani. Dedik ya ne oluyor? Ama şu var. Baktığınızda Türkiye'de şöyle bir durum var. Çok fazla konservatuar şube açılmadı belki ama özel üniversitelerde, özel liselerde, kolejlerde çok fazla müzik sınıfı açıldı aslında baktığınızda. Bunların da talepleri çok fazla oluyor. Bir de şey var, çocuk o bölümü kazanıyor, gidiyor, evet. Ama bu sadece okula alınması yetmiyor yani bunun. Evet, evet. Eve alınması gerekiyor aslında. Demek ki siz bir okula bir tane piyano satıyorsunuz ama o sattığınız piyano aslında o sınıfa girecek olan 40 tane öğrenciye ya da 60 tane öğrenciye de potansiyel piyano satmak durumunda oluyorsunuz. Piyano satışlarında özellikle son 3 yıldır ciddi bir artış var. Son yani kuyruklu piyanodan değil de genel olarak hani bütün o seriden orklar ve dahil olmak üzere. Eskiden ork çok satılırdı bakın. Çünkü piyano ulaşılması çok zor bir şeydi. Tabii. Çünkü doğru düzgün piyasada dijital piyano yoktu. 10 sene öncesinde baktığınızda. Herkes ya akustik piyano alıyordu ya ork alıyordu. Dijital piyano sınıfında ürün sayısı çok azdı. Türkiye genelinde yani dünyada da çok azdı. Her marka böyle dijital piyano üretmiyordu. Şimdi baktığınızda birçok marka dijital piyano üretiyor. Hatta bazı markalar hiçbir şey üretmiyor, sadece dijital piyano üretiyor. Yani orgu bir kenara koyarsak dijital piyano ile akustik piyano arasındaki fark nedir? Hani bilmeyenler şimdi, için. Aslında orgu bir kenara koymayalım çünkü niye? Orgun tuşları hafif ya. Evet. Dijital piyanonun en büyük avantajı gerçek piyano gibi tuşların ağır olması. Yani ağırlıklı hammer action dediğimiz çekiç fonksiyonuna sahip olması. Ama tabii şöyle bir şey var. Bu şuna benziyor. Akustik piyano ile çalmak gerçekten karşınızda canlı biriyle konuşmak. Dijital piyano çalmaksa Sofya ile konuşmak gibi bir şey. Yani o sanal bir şeyle konuşuyorsunuz aslında. Çünkü orada bir simülasyon var. O simülasyon da sadece sizin belli reflekslerinizi algılayan bir şey, simülasyon. Yani piyano gibi şey değil, doğal değil. Yani piyanoda bir sonsuz bir polifoni var. Sonsuz bir dokunuş hassasiyeti var. Yani her tür vurgunuzu farklı algılıyor. Ama piyanoda öyle değil. Mesela 5 farklı kademe var, 6 farklı, bilemediniz 8 farklı kademe var gibi. Aslında elektrodavulla akustik davul arasındaki farkın gibi. Aynen öyle. Evde çalışmak için muhteşem aletler. Çünkü bana da sürekli soruluyor bu. İşte elektrodavul alalım mı? Tabii ki diyorum yani evde apartman dairesinde çalışmak için yapılabilecek en iyi şey. Fakat tabii ki sonuçta tuşe çok fark ediyor. Bu yani bilinçli kullanılırsa eğer ben çok zararlı olduğunu düşünmüyorum. Mesela çok faydalı. Çok faydalı. Ama bazı insanlar var ki hani YouTube'dan bir tutorial seyrediyor ve öyle çalabileceğini düşünüyor. Hiç ders almıyor ve patata kütede vuruyor. Sonra bir süre sonra diyor ki elektrodavul tuşemi bozdu diye bir reforma yazıyor.
Bozdu çünkü aslında sen zaten o kadar bilinçsizce kullandın ki ders alman gerekiyordu ve hocan ne diyorsa onu hani düzgün şekilde çalışıyor olman gerekiyordu ki tuşen bozulmasın, hassasiyetini kaybetme. Fakat sen bilinçsizce elektro davula vurduktan sonra tabii sonra akustik davula geçince daha kötü sesler elde ediyor. Bu tıpkı şeye benziyor. Eline elektro gitar alıp hiç amfiye bağlamadan çalıp sonra klasik gitar çalmaya benziyor. Klasik gitar satışları nasıl? İyi. Klasik gitarda zaten bir şey var. Hani bunu başlangıç gitarı olarak görüyor insanlar. Aha. Aslında yani ben elektro gitar çalıyorum yıllardır. Aha. Klasik gitar da çalıyorum. Ama hiçbir zaman için bir klasik gitarcı gibi çalamam. Çünkü tekniğim başka. Ama klasik gitarı çalabiliyorum. Akustik gitarı çalabiliyorum. Gitar aynıdır temelde zaten. Şey var. Şöyle yanlış bir olgu var insanlarda işte. Gitara başlayacaksan önce klasik gitarla başla. Ya böyle bir şey yok aslında. Ne çalacaksanız onunla başlayacaksınız. Yani bir çocuk eğer Deep Purple dinliyorsa, Pink Floyd dinliyorsa ve elektro gitar seviyorsa, elektro gitarla başlamak istiyorsa bırakın onunla başlasın. Klasik gitarla onu başlatmak demek şeye benziyor. Araba kullanacaksın ama önce sen bir motosikletle başla, sonra arabaya geçersin demeye benziyor. Yani birbirinden o kadar farklı aslında. İstanbul dışında mağazalarınız var mı? Var. Bizim şu anda İzmir'de mağazamız var, Ankara'da mağazamız var, Antalya'da mağazamız var. Satışlarla ilgili aralarında farklılık bulunuyor mu? Oluyor tabii. Şimdi, hem ürün gamında hem de miktar olarak. Şöyle, İstanbul tabii her zaman... Oranladığımız zaman ama yani hani miktar derken... İstanbul her zaman daha önde tabii doğal olarak. İzmir, Ankara bazen başa baş gidiyorlar ama... bu da dönemsel oluyor zaten yani bazı dönemlerde işte belki oradaki şeyi baz alabiliriz. Yani Ankara'da birazcık daha resmi bir kitle mi var diyeyim. Olabilir. Şey var, Ankara daha çok şeylerle yürüyor işte. İhalelerle yürüyen bir mağaza. Okullar için filan, evet, yani toplu satışlar. Devlet... Evet. Kurumların alımları genelde Ankara'da çok daha fazla oluyor. İzmir'de ise biraz daha çok şey, normal birebir müşterilerin alımları daha fazla oluyor. Antalya mağazamız daha yeni. Bir de Antalya zaten şey, her zaman yıllardır bütün mağazaların eğer şubeleri, bir Antalya'da bir şubesi varsa o her zaman biraz şeydir, yani düşüktür. Orada alım çok fazla gerçekleşmiyor açıkçası yani İstanbul ve Ankara, İzmir'e göre. Ama bu tabii İstanbul korkmuş. Peki. Çok iyi vallahi, o kadar kriz oluyor falan ama insanların yani hani bu tip mağazalar açabilecek siz güveni kendi içinizde aslında bulabiliyorsanız insanların müziğe karşı ilgisinin devam ettiğini ve zayıflamadığını söyleyebilir miyiz? Tabii, bir örnek vereyim ben size. Şimdi biz Unique mağazayı ilk açtığımız zaman bir vatandaş girdi içeri, dedi ki, böyle işte bizim beyaz yakalı diye tabir ettiğimiz böyle bir büyük bir firmanın belki CEO'su ya da belki işte müdürlerinden biri filan. İçeri girdiğinde ilk sorduğu soru şuydu. Burada kaç paralık mal var ya, dedi. Şimdi bir kere adam şeye baktığında, müzik aletine baktığında mal olarak görüyor. Şimdi mal diyor ya bana. Şimdi evet, ticari açıdan baktığınız zaman bu ticari bir mal. Ama satış yapmak için açıldıysa eğer o mağaza, zaten biz üzerimize düşeni gerçekten doğru yapamıyoruz demektir. Benim ilk başta söylediğim şey şuydu. O mağazaların açılmasının sebebi bu değil. Müzik aletini satmak değil. Müzik aletinin ne olduğunu aslında birazcık gösterebilmek. Çünkü oraya giriyor adam, diyor ki bu piyanonun fiyatı ne kadar? 160 bin euro. Steinway'in D Grand modeli. 160 bin euro. Kaç tane sattınız diyor bu yıl bundan. 17 tane sattık diyorum. Korkunç bir rakam diyor. 17 tane bu piyanoyu alacak adam var mı Türkiye'de diyor. Niye? Niye olmasın diyor. Bana onu sorduğu sene hatta 155 bin euroydu o zaman o piyanonun fiyatı. Yılda böyle %3, %4 zam görür genelde Steinway piyanolar her sene. O zaman 150-155 bin euro civarında. Niye dedim? Almasınlar. Ya çok para. 150 bin euroyu bir piyanoya verecek insanlar falan. Siz dedim biliyor musunuz Porsche Cayenne Jeep yeni çıktı. Kaç tane satıldı Türkiye'de bu sene? Kaç tane dedi? 200 tane dedi. Eğer bir Porsche Jeep'e 200 tane
insan Türkiye'de para verip Türk vatandaşı bunu alabiliyorsa 17 tane 150 bin euroluk piyanonun satılması bence çok az. Çünkü Porsche Engine'i 10 sene sonra satmaya kalktığınızda pert oluyor zaten. O fiyata satamıyorsunuz. Ama 150 bin euroluk piyanoyu alıp 10 sene sonra sattığınız zaman euro bazında kendi aldığınız fiyattan satıyorsunuz zaten. Hiç zarar etmeden aslında çok daha büyük bir ticaret. Şey ama tabii asıl müşterileriniz herhalde daha genç kitle değil mi? Tabii. Yani 150 bin euroyu hani çıkartıp verecek kitle daha çok genç kitle arasında hani babasından zengin değilse sayılmaz. E tabii şimdi şöyle bu tarz ürünlerin talebini ve alımını kim yapıyor? Biz bugüne kadar baktığımızda bu tarz ürünleri hep şeyle kurumlara satmışız. Hı hı. Kişilere de değil. Kişilere de satmışız. Şimdi ben isimlerini hiç telaffuz etmeme gerek yok. Kişilere de satmışız. Bayağı önemli yerlere satmışız. Bir de kurumlara daha çok. Hı-hı. Mesela Zorlu Performans Merkezi'nin bütün piyanolarını biz verdik. Hı-hı. Niye? Yani herhangi bir yerden de alabilirlerdi. Hı-hı. Niye Zuhal'i tercih ediyorlar? Ya da neden bizden alıyorlar? İşte Steinway markasını almak istedikleri için. Birçok marka var. Oysa orada akustiğin de büyük salonda çok özel olduğunu söylüyorlardı. Şimdi yani dünya salonlarının %97'sinde kullanılan, tercih edilen, %98'inde kullanılan piyanoların hepsi Steinway Sans. Sadece %2'sinde farklı piyanolar kullanılmış. Evet. Şimdi doğal olarak hani bizim aslında bu piyanoyu satmak için çok özel bir çaba sarf etmemize gerek kalmıyor. Bizim için kolay bir satış bu. Ama şöyle bir durum var ki bu tarz ürünlerin de alıcısı çok nadir oluyor işte. Tabii. Sizin daha çok para kazandığınız herhalde daha sirkülasyonu sağladığınız markalar fiyatlı. Çok farklı. Tabii. Evet. Onlar gitarlar herhalde yine. Ve vurmalı çalgılar. Ucuz dijital piyanolar oluyor. Mesela evet. En çok satılan iki kalem ürün var. Evet. Şu an Türkiye'de her mağazada. Evet. En çok satılan ürünler gitar ve dijital piyano. Nasıl onların fiyat aralıkları, ortalama? Yani ortalama bu en çok satılan gitar dediğimiz ürünlerin şu anki işte doların, euronun, şunun bunun da değer kazanmasını göz önünde bulunduracak olursa 500 lirayla 800 lira arasındaki bantta seyreden gitarlar en hızlı satılan gitarlar. 2500 lirayla 4000 lira arasında seyreden piyanolar da en hızlı satılan piyanolar. Böyle 10 bin liraların üstüne çıktığınız zaman falan ayda bir tane satarsanız satarsınız. Anladım. Peki bir enstrümanın hani ithalat serüveninden bahsedersek bu nasıl gerçekleşiyor? Mesela hep tabii yıllardır konuştuğumuz şey acaba bizde enstrümanlar pahalı mı? Eski yıllarda ben biliyorum ki gerçekten de daha pahalıydı. Yani Amerika'ya göre kıyaslan zaman biz sürekli check ederdik işte IVA'ya girerdik bir trompetin fiyatına bakardık. Sonra Türkiye'de işte ne kadar pahalı ne kadar ama artık son yıllarda görüyorum ki hani böyle başa baş hatta Avrupa'da bazı yerlerde bazı mağazalarda direkt kendim yani bakıyorum. Bir davul var standart bir davul işte Tama Silver Star diyelim ki. Diyorum ki bu bizde daha ucuz değil miydi falan böyle euro ile hesap ettiğim zaman nasıl böyle bir şey olabiliyor ki yani diyorum ki bu ürün bizde daha ucuz. Artık bütün o cazibesini yavaş yavaş kaybetti gibi yani benim açımdan öyle. Şimdi sevgili Ali Şimşeker burada olsaydı bizim genel müdürümüz o daha net bir cevap verirdi ama ben de bildiğim kadarıyla söyleyeyim size neden böyle. Şimdi distribütörlük kavramı zaten Türkiye'de yoktu eskiden. Yani Türkiye'de ithalat dediğimiz şey zaten 82'den sonra falan 83'ten sonra başladı. Yani 80 darbesiyle birlikte zaten ne ithalat ne ihracat hiçbir şey yoktu Türkiye'de. Evet. Hani insanlar cebinde kent sigarasıyla yakalandığı zaman içeri atılıyordu yani böyle bir durum vardı. Böyle kara borsacı muamelesi görüyordu, kaçakçı muamelesi görüyordu. Şimdi tabii 80 sonrasında işte o Özal'la birlikte İşte 84'ten 85'ten sonra böyle bir ithalat ve ihracat böyle bir şey olunca böyle başlayınca Türkiye'de distribütörlük kavramı geldi. Yani mesela bir sürü markaları biz araştırır olduk ama belki o zaman internet olsaydı bu kadar marka çok daha fazla erken girecekti piyasaya ama işte biz diyorduk ki Washburn diye bir gitar markası var. İşte atıyorum Yamaha diye bir gitar var, işte piyano markası var. İşte aynı şekilde işte ne bileyim Azumi diye bir flüt markası var. Abi işte bak Ibanez var. Bak bu Fender'i böyle getirip satıyoruz biz işte Avrupa'dan alıyoruz bir mağazadan ama şeyi çok pahalı.
Yani Türkiye'deki satışı çok pahalı oluyor. Çünkü sen evet. gidiyorsan oradan düşünsene bir mağazadan alıyorsun. Buraya getiriyorsun. Burada üstüne bir fiyat koyuyorsun. Kâr edeceksin çünkü. Tabii. Doğal olarak oradaki fiyatın iki katına çıkıyor. Tabii. Ama şimdi distribütörlükte şöyle bir durum var. Siz diyorsunuz ki firmaya, ben bu malın Türkiye'deki tek yetkilisi olmaya gönüllüyüm, adayım. Ve bütün ürünlerini satacağım senin Türkiye'de ben. Şu kadar kalem mal alabilirim, işte şunu satabilirim. Benim yıllık satış grafiğim bu. Donelerini sunuyorsun. Diyorsun ki bunlar. İşte fuarlar oluyor ya Avrupa'da. Fuarlarda görüşüyorsun. Evet. Gidiyorsun insanlarla. Onlar da olumlu ya da olumsuz bakıyorlar. Ya da diyorlar ki bizim çalıştığımız bir firma var şurada. Evet. Türkiye ya da Türkiye bizim için iyi bir pazar değil, düşünmüyoruz. Ya da ay evet süper bir pazar, düşünüyoruz. Bazıları diyor ki şu andan bahsediyorum. Hı hı. Mesela bazıları diyor ki siz diyor Avrupa Birliği ülkesi değilsiniz. Biz bir Avrupa Birliği ülkesine direkt ürün göndermiyoruz. Avrupa Birliği ülkesi olan bir ülkeden, oradaki distribütörden ürünü alıp satmak zorundasınız falan filan gibi. Bazı markalarda bu olunca doğal olarak Türkiye'den pahalı oluyor. Şey, Avrupa'dan pahalı oluyoruz. Ama hayır, biz direkt olarak ürünü fabrikasından alıp burada sattığımız anda işte o zaman Avrupa'dan daha ucuz satabiliyoruz. Öyle bir şansımız olabiliyor. Eskiden bunun pahalı olmasının sebebi işte böyle alamıyor olmamızdı. Evet. Şimdi daha uygun fiyattan satıyor olmamızın sebebi bir bu. İki, piyasadaki rekabet. Yani korkunç rekabet oyunları oynanıyor piyasada böyle. Ve karlılık düşmeye başladı doğal olarak. Eskiden edilen karlar artık telaffuz edilemez, hatta böyle rüyalarda görülebilecek kar marjları haline geldi. Ben %500'lük ürün satıldığı zamanları biliyorum. Evet. Yani 100 liraya alıp 500 liraya ürün satıldığı zamanları biliyorum. Ama şimdi 100 liraya alıp 200 liraya satıyorsa bir ürünü birisi, korkunç kâr ediyor diyoruz. Hele bazı ürünler var ki zaten mümkün değil o kadar kâr edebiliyor olmanız. Yani böyle, siz 800 liralık gitarı aslında 400 liraya alıyorsanız onun maliyeti 100 euronun altında olması lazım size. Tabii tabii. Bu da Avrupa'da üretilen bir gitar olabiliyor mu? Böyle yoksa Çin'den mi geliyor? Zaten şimdi artık Avrupa'da üretim diye bir şey yok. Evet. Yani neredeyse birçok İspanyol markası bile artık Çin'de üretim yapmaya başladı. Yani kaliteleri marka vermek fark istemiyorum. Var mı? Bildiğim birçok marka. Piyasada hala İspanyol diye satılan birçok marka Çin'de üretiliyor. Kötü mü üretiliyor? Hayır. Çin'de de eskisi gibi değil ki artık. Sizin ne kadar köfte o kadar ekmek diyor adam. Ben, sen ne istiyorsun benden diyor, bana onu söyle. Hangi kalitede ürün istiyorsun? Şu kalitede. O zaman fiyatı bu kadar diyor. Ve birçok firma orada bazı şeylerle anlaşmış durumda. İşte Fransız firmaları var, İspanyol firmaları var, bazı Amerikan firmaları var. Baya baya Çin'de ürün ürettiriyorlar. Yani. Bugün Fender'in bile Çin'de ürünleri üretiliyor. Ama Made in China yazıyor arkasında. Ve baktığınızda gerçekten güzel ürünler üretiliyor. Ne bileyim, atıyorum, söyleyeyim. Manuel Rodriguez gitarlar mesela. Birçok modeli Çin'de üretiliyor. Japon ürünleri var mı Çin'de üretilen? Var tabii. Yani bugün artık Çin bile üretim yapmıyor biliyor musunuz? Neredeyse tasarım yapıyor artık adamlar. Artık Endonezya, Vietnam gibi diğer ülkelerde başladı. Daha ucuz iş gücünün oldu. Tabii. Ve güzel de, işçilikleri de güzel. Yani bugün mesela Ibanez'in premium serisi gitarları var. Endonezya'da üretiliyor. Neredeyse prestij serisi gitarlar kadar iyi. Evet. Tabii gitar aldığınız zaman onun tellerini de değiştirmek gerekiyor. Bir de böyle bir pazar var. O da ayrı bir aslında değil mi? Yani bir kalem ve önemli bir kalem. Telleri değişiyor, bazılarının manyetiklerini değiştiriyorsunuz. Evet. Atıyorum diyorsunuz ki ya ben bu eşiği beğenmedim, buraya kompozit farklı bir malzeme kullanayım. Abanoz eşik takayım, pirinç eşik olsun. İşte bu alt tremolo, ya şu markanın alayım takayım falan böyle araba modifiye etmek gibi. Onları siz yapıyor musunuz mağaza olarak? Şimdi zaten bizim bu unique mağazamızda böyle bir bölümümüz de var. Böyle bir repair sistem olan, böyle bir custom shop gitarların, hani custom shop gitar dizayn edildiği bir bölümümüz de var. Yani oraya gitarını alıp aslında insanlar şunu diyebiliyorlar. Ben şu manyetikleri istiyorum bu gitar üzerinde. Hatta orada böyle tasarlanmış yapılmış ürünler var. Gelip test edebiliyorlar, görebiliyorlar. Şimdi birçok mağazalarımızda böyle bölümlerde oluşturuyoruz biz. İkinci el şeyi var mı? Var.
Türkiye'de çok büyük bir açıktı bu. Evet, bu hakikaten yani sadece müzik enstrümanlarında değil, diğer başka 2013 yılında de aslında var. 2013 açık. Yılıydı zannediyorum. 2013 ya da 2014 yılıydı. Bizim o zamanlar tünele geliyorsanız hatırlarsınız. Tam tünel meydanında. Aynen. Tünelden çıkar çıkmaz köşede Proshop diye bir mağazamız vardı. Rahmetli Asım abi ilk o mağazanın aslında kurucusu diyeyim. Yani orada Proshop'u aslında isim babası ve oranın yüzüydü Asım Can Gündüz. Allah rahmet eylesin. Çok severdim kendisini. Bayağı güzel şeyler yapmıştık onunla. O mağazamız bizim kapandı. 2013 ya da 2014 yılında. Herkes şey dedi. Ya bak işte Zuhal bu mağazasını kapattı herhalde. Zuhal kötü durumda falan. Tam tersi. Biz o mağazayı kapattık çünkü oranın metrekaresi bize yetmiyordu. Aynı sokakta aşağıya indiğimiz zaman köşede böyle bir büfe vardır. Nakkaş çıkmazı denilen bir çıkmaz var, bir ara sokak. Orada çok büyük bir metrekarede daha düz ayak bir mağaza açıp oraya outlet mağaza haline getirdik biz. Zuhal Outlet adı da. Ve ikinci el ürünler alınıp satılıyor. Çünkü tünelde böyle bir mağaza yok. Evet. Ve gelen insanlar ikinci el gitar nereden bulabilirim diye sorduklarında direkt orayı tarif ediyoruz. Ve oradan bize gelip teşekkür ediyorlar. Diyorlar ki ya biz böyle bir mağaza burada olabileceğini tahmin etmiyoruz. Yani iyi ki yapmışsınız böyle bir şey diyorlar. İşte serisi kırılan ürünler, ürününü satmak isteyenler. Teşhir ürünleriniz. Evet yani veya mağaza. Mesela bir, serisi kırılan ürünler dediğim onlar. Yani mesela bir ürün çıkmış, iki sene satmış, iki sene sonra o ürün upgrade olmuş artık. Başka bir model olarak çıkıyor ve o modelden elimizde 5-10 tane kalmış. Direkt onları böyle %40, %50 gibi indirimlerle indirip direkt şeye outlet mağazamıza koyuyoruz ve orada satıyoruz. Böylece insanlar en azından şey yapmıyorlar. Böyle gelip oralarda ikinci el ürün aramıyorlar. Artık biliyorlar. Zuhal Outlet diye bir yer var. Gidelim abi bakalım. Ya da ürün satacak. Zuhal Outlet'e satayım abi ürünümü. Ya da koyayım, konsinye koyayım falan. Evet, ben yeğenime elektropiyano almıştım orada. Şey, internetten müzik aleti satın alınır mı? Alınır tabii. Niye alınmasın? Ama ben almam. Siz alın. Neden almazsın? Ayakkabı giymek gibi bir şey bu bana göre. Ya ben önce hissedeceğim. Ben dokunacağım. Ben internetten alışveriş yapmıyor muyum? Yapıyorum tabii ki. Ama önce deniyorum. Ne yapıyorum? Ayakkabı mı alacağım? Gidiyorum mağazaya, onu deniyorum. İstediğim rengi internette varsa alıyorum oradan mesela. Örnek veriyorum. Ama enstrüman çok kişisel bir ilişki. Şimdi şöyle bir durum var. İnternetten alındığı zaman ne olduğunu söyleyeyim. İnternetten almak da risk, satmak da risk bana göre. Alıyorsunuz, bir kere oradaki ışık farklı, görsel farklı, hiç müzikle alakası olmayan bir adam onu alacağını bekliyor. Bir geliyor, o kırmızının aynısı değil bu kırmızı diyor. Sıfır üründen mi bahsediyoruz? Diyoruz ki ışıktan öyle, anlatamazsın ki onu adama. Ya nasıl ışıktan öyle diyor, orada o renk, burada başka görünüyor, orada mor görünüyor, burada kırmızı diyor. Mesela hiç bilmeyen biri, ya adam bana geldi dedi ki bu gitarın teli koptu ya diyor, değiştir şunu. Tamam değiştireyim de hani bir ücreti var. Nasıl ücreti var? İki sene olmadı ki daha bu diyor. Ya telin garantisini de, ya teli de iki sene garantisi. Ya kızamıyorsunuz ama. Çünkü bilmiyor ki. Doğal olarak bizde böyle bir şey yok. Aldığın her gün iki yıl garantili abi. Tamam iki yıl garantili de bu şeye benziyor. Yani araba alıyorsun lastiği patladı götürüyor musun galeriye? Götürmüyorsun değil mi lastiği patladı diye. Ya da bizim çok başka bir durum var. Yani internetten alan kişi bilinçsiz olarak alıyor genelde ve gerçekten alanların çoğunun da bilinçli tüketici kitlesi olmadığını ben görüyorum internetten aldığında. Çünkü öyle şeylerle gelip bize böyle şarlıyorlar ki dükkanda. Şöyle aldım da böyle oldu da şöyle. Sonra biz işte amiyane tabiriyle böyle bir göğüste yumuşatıyoruz onları, rahatlatıyoruz. Diyoruz ki bakın şu şöyledir, böyledir, şöyledir, şöyledir. Gerçekten birazcık şey olan anlıyor bizi ama onun dışında zaten artık o üründen soğumuş ve onu tamamen geri vermek için gelen kişiye yapabilecek bir şey yok. O yüzden ben diyorum ki internetten alın, alın ama önce bir test edin o ürünü. Gelin bir dokunun, bir hissedin. Avucunuz o elinize oturacak mı, parmaklarınıza oturacak mı, bir şey hissediyor musunuz? Onunla iletişim kurduğunuzda size ne hissettiriyor? Bir de sonuçta bunlar aslında ölçek ekonomisi yani böyle üretim bantlarında yapılan
ucuz modellerden bahsediyorum. Enstrümanlar olsa da hepsinin ayrı bir kişiliği var. Yani ve insanın, herkesin eli, tabii, kulağı ayrı yani ve onu bir alıp böyle bir denemek lazım. Ya ama ne aldığınla da alakalı. Yani atıyorum 14-3 Reme Code'dan bassodur trompetlerisi, Reme Code'dan bassodur trompetlerisi. Onu şimdi mağazaya gitmeye üşenen evet gidip alabilir onu. Ama bu şey demek değil yani, eğer gerçekten de yüzlerce trompet arasından deneyip de bir trompet alacaksan tabii onu mağazadan almalısın. Tabii. Ama tutup da dediğim gibi bildiğin, kullandığın, gece gündüz çaldığın bir gitar telini, Elixir'in bir modelini alırsın yani. O bence doğru. Evet. Doğru bir şey zaten. Onun için mağazaya gitmek bana göre çok yanlış. Evet. Zaman kaybı, para kaybı. Yani hakikaten internet şeyde ben diyor gidiyorum onu mağazadan 25 liraya alıyorum. İnternette 30 lira. Giderken kaç para harcadın yolda metroya bindin? Bir karnın acıktı, bir yemek yedin. Tabii. Yani bizim için bunları da düşündüm. Bir kola içtin filan. Yani daha pahalıya geliyor aslında sana. Evet, evet. Belki sen daha başka bir iş yapacaktın o harcayacağın zamanda mesela. Şey, ikinci el ürünlerin internet satışı var mı? Var. Ha. Bizim Zuhal Outlet'in hem sahibinden.com'da hem de bizim internet sitemiz üzerinde bir outlet bölümü var. Şeyin internetin peki genel satışlarınızdaki yeri ne kadar? Kabaca hani bir şey söylemek gerekirse. Ya da az mı çok mu diye de söyleyebilirsin. Hani yani İnternet satışları zaten çok takip ettiğim bir şey değil benim açıkçası firma içerisinde. Okay. Tamamen online departmana bağlı. Online departmana bağlı, okey. Ama ilk yıllara göre çok daha iyi tabii ki. Çünkü ürün gamı olarak da çok geniş şu anda. Yani bizim mağaza zaten çok korkunç bir marka şeyine sahip. Evet. Yani ürün gamına sahip. Bizim distribütörü olmadığımız, bizim ithal etmediğimiz ürünleri de satıyoruz biz internet sitemizde. Hı hı. İşte bazen bundan dolayı sorunlar da yaşıyoruz. Evet. Hiç alakam olmamış, o ürünü hiç dükkanda görmemişim, hayatımda karşıma çıkmamış. Adamın biri geliyor diyor ki ben bunu geri vermeye geldim. Niye? İnternetten aldım sizin sitenizden. Biz bunu satmıyoruz, bizim ürünümüz değil. Sonra işte online falan iniyor, bir şekilde çözüyor durumu. Peki mesela halk müziği çalgılarıyla arası nasıl Zuhal müziğin? Süper, bak bu çok iyi bir soru oldu. Şimdi Türk halk müziği veya sanat müziği, etnik müzik enstrümanları değil. Evet. Çünkü genelde Türk müziği enstrümanı satan firmaların çoğunda sadece Türk halk müziği veya Türk sanat müziği aletleri değil, aynı zamanda Afrika aletlerini falan da görürsünüz. Yani perküsyon olarak ya da Arap aletlerini görürsünüz. Veya Hint aletlerini görürsünüz. İşte tabla gibi, sitar gibi, işte ne bileyim. Bu aletlerin korkunç bir şeyi var, çeşitliliği var. Şimdi biz eğer bunları satacaksak zaten Zuhal Müzik'te, bize bir bu kadar daha metrekare lazım. Eğer bu kadar alana biz o müzik aletlerini koyup satamayacaksak satmayalım. Bu iş iki tane bağlama koyarak, üç tane ut koyarak olmaz. Bizim uzmanlık alanımız o değil. Bizim uzmanlık alanımız klasik müzik enstrümanları. Batı müziği enstrümanı, elektro gitarlar, klasik gitarlar, şunlar bunlar. Bu sakın yanlış anlaşılmasın. Bu demek değildir biz Türk müziği enstrümanları elimizin bir tersiyle bir kenara itiyoruz. Tükakadır, biz bunları satmıyoruz. Kötüdür bunlar, bunlarla uğraşılmaz. Bunu demiyorum. Onun da hakkını vererek yapmak lazım ve bunun hakkını vererek yapan irili ufaklı firmalar var Türkiye'de. Bu bir lütuf değil ama şimdi Zuhal Müzik bunu yapacak olursa en iyisini yapacak. O zaman bir takım insanların da ekmeğine taş koymuş olacağız. Bu da olmaz. Yani bırakalım bu işten başka insanlar ekmek yesin biraz da ve bu işi yapan başka iyi firmalar var zaten. Yani onlara da kalkıp salça olmanın bir alemi yok bence. Yani Anadolu'da hani saz yapımı, bağlama yapımı gibi bu değil mi Barış? Ne dersin? Bizim öyle ustalarımız vardı hatta bize böyle ya da gerçekten Karadeniz'de. Mesela. Tabii canım. Mesela var, bildiğimiz ustalar var diyorlar. Hatta onlar kendileri diyorlar. Biz Zuhal Müziği'ye verelim enstrümanlarımızı, satsın falan filan. Şimdi bizim zaten kafamızda böyle bir şey var ama yaparsak da dediğim gibi işte o da büyük bir şey olacak. Oradaki hacmi merak ettim. Bir şey olması lazım. Evet. O hacmi merak ettim aslında. Yani şey, talebi. Bizden öyle bir şey çok talep etmiyorlar. Evet, biliyorlar çünkü. Herhalde, evet. Kullanıcılar da biliyor. Yani, tabii canım bir sürü gitarla açılan bir yer yani. Tabii tabii. Ben işte bunu alacak olsam işte atıyorum. Yani işte Mustafa abiye giderim ondan alırım. İşte şu mağazaya giderim ondan alırım. Yani Zuhal'de zaten
Var, yok mu? Var tabii ki. Bizde bağlama da var, ut da var ama bizdeki şey tamamen eğitime yönelik öğrenci tipi bağlama. İşte öğrenci tipi ut. Şimdi bu sadece bunlarla da değil. Hani bizden talep ettikleri için var. Okullar falan istiyorlar bağlamayı bizden. Tabii. O yüzden bulunduruyoruz açık söylemek gerekirse. Yoksa bu iş sadece bağlama utla bitmiyor. Bunun kanunu var. Tabii, bir zurna alıyorsunuz. Bunun dutu var, eriği var, ardıcı var. Bunun boy boy kamışları var. Çok güzel. Yani bir zurnacı geliyor, bir zurna denerken önüne 12 tane kamış koyuyor ayrı ayrı tek tek. Ben mesela biraz ondan iğrenmiştim yani. Şöyle bir kutu var, içinde zurna kamışları var. Öyle bir mağazada çalışmıştım yıllar önce. Adam geliyor, pik pik yapıyor, bu değil diyor. Sonra o gidiyor, başka bir adam geliyor. Yani, abi diyorum yani patrona söylüyorum diyorum ki abi. Ama öyle yani başka türlü olmuyor çünkü. Yani baktığınızda çünkü o adamı deneme diyemezsin. Yani öyle de bir şey var. Denemeden alınmaz hiçbir müzik aleti. Zaten. Denemeden nasıl alacağım ben bu kamışı diyor. Neyse ki o klarnette biz biraz yırttık yani. Evet. Klarnet de öyle bir şey. Çünkü onu da ıslatmak gerekiyor filan. Evet, peki. Evet, eklemek istediğin bir şey var mı? Benim yok yani. Şeyden de bahsedebiliriz. Hani senin gitarla olan eğitim sitenden sonuçta bu da şey bence öğrenciler için ve müzikseverler için önemli benim, bir şey. Benim sitem değil ama şöyle. Biz yıllar önce Emrah diye bir arkadaşımla gitarteknikleri.com diye bir sitenin böyle temellerini attık. Bu çocukcağız attı daha doğrusu. Bana dedi ki işte bana bu konuda yardımcı olur musun? Adı gitarteknikleri.com aslında sitenin. Ama şu an ofisi şeyde, Söğütlü Çeşme metro istasyonuna çok yakın. O zaman orada hatta bir workshop yapıp onu da internetten yayınlamıştık. Bayağı bir katılımcısı olmuştu. Ben dedim ki oğlum hiçbir ücret falan talep etmeden ben sana yardımcı olurum. Türkiye'deki birçok enstrümanı tanıtalım biz burada. Türkçe anlatan bir site yok. Giriyorsunuz bir yabancı siteye, tamam İngilizce terimler hemen hemen aynı zaten. Yani değişmiyor. Hani müziğin İngilizcesi, Fransızcası diye bir şey yok. Ya da müzik aletinin pardon. Anlıyor insanlar bir şekilde ama biz dedik ki orada rosewood demeyelim yani gül ağacı diyelim buna. İşte maple demeyelim, akça ağaç diyelim. Anlatalım ya biraz halk dilinden. Yani işte pick up demeyeyim ben buna, manyetik diyeyim ya da ne bileyim işte mikrofon diyeyim. Böyle anlatalım işte gül ağacı diyelim, maun diyelim. Bak bu gitarın bilmem nesi işte radius demeyeyim, yumurta klavye diyeyim falan filan. Böyle bir şekilde insanlara bunu böyle anlatmaya başladık biz. İlk bir iki videodan sonra korkunç tepkiler gelmeye başladı. Korkunçtan kastım olumlu anlamda. Ya harika bir iş yapıyorsunuz. Türkiye'de biz böyle bir şey hiç bugüne kadar görmedik. Devam edecek mi? Ve biz buna böyle bir hızla bir girdik. Ama böyle bodoslama girdik yani. Öyle bir girdik ki elimize ne geçiyorsa tanıtıyoruz ama biz deli gibi. Yani sadece gitar değil, ampli tanıtıyoruz, pedal tanıtıyoruz, onu tanıtıyoruz, bunu tanıtıyoruz. Ama bir anda iş şeye dönmeye başladı. Ya siz şu mağazanın malını tanıtıyorsunuz da niye bunu tanıtmıyorsunuz falan dönmeye başladı. Sanki biz böyle birilerinin işini yapıyormuşuz gibi falan görünmeye başladı. Dedik ki bir dakika. Herkes şey zannediyor, bizi böyle biz küstük, ayrıldık falan filan zannediyor. Öyle bir şey yok. Yani kimse o konuda yanlış anlaşılma olmasın. Yani bizim olayımız şey, biz kimsenin reklamını yapmıyoruz abi. Bizim işimiz sadece tanıtmak. Bu bardak eğer atıyorum porselense, işte ve işte kalitesi ikinci kalite, birinci kalite ise bunu söylemekle yükümlüyüz. Hiçbir zaman için şunu demedim ben bir ürün tanıtırken. Harika, süper. Gidin, Zuhal Müzik'te çok ucuz. Oradan alın falan. Yani zaten hani o videoları seyredenler görürler. Sadece şey derim. İşte hani bunu denemek isterseniz gelip Zuhal Müzik'te deneyebilirsiniz. Neydi sitenin adı? Gitarteknikleri.com. Okey, peki. Çok teşekkürler. Bizi teşekkür bilgilendirdin bu akşam. Yani bu hacimde aslında satış olması çok umutlandırıcı bir şey tabii ülke için. Evet. Çünkü müzikle ilişkisinin ya da şöyle söyleyeyim belki yani müzik eğitiminin hani daha küçük yaşlarda ancak şanslı bir kitle tarafından alınabildiği ve insanların genelde istese bile aslında öğrenemediği ya da yarım kalan, eksik kalan hep bir konu ve çok önemli bir konu müzik. Sadece sanat da değil aslında yani bir tür insanın kendini ortaya koyuş biçimi. Dolayısıyla başarılarınızın devamını diliyorum. Benim de tek dileğim şu.
sadece özel teşebbüslerin değil de birazcık da devletin katkılarıyla, biraz da devlet okullarında da buna ön ayak olunursa evet, çok daha başarılı olacaktır evet, Türkiye'de müziğin gelişimi. Yani çünkü şey var, baktığınızda en başta da söylediğim gibi işte özel kolejlerde, efendim söyleyeyim, özel üniversitelerde, özel konservatuarlarda. Devlet konservatuar adı üzerinde konservatuar zaten almak durumundasınız orada. Yapıyorsanız bu işi, hı-hı, okuyorsanız enstrüman, ama okullarda, normal devlet okullarında da biraz çaba gösterirse devlet bu konuda, enstrümana yöneltirse insanları orada, hocaları, müzik hocalarını sadece flüt dersi değil de mesela işte gitar dersi olabilir, piyano olabilir. Yani devlet okullarında da bu yapılmalı bence. Çünkü sadece özel okulda okuyan çocukların buna ulaşabilmesi değil, devlet okulunda okuyan, evet, aynı zamanda da buna ulaşamayacak durumda olan çocuklara da bunu sunabilecek bir imkan yaratması gerekiyor devletin ki. Evet. Orada da çok müthiş yetenekler var çünkü. Tabii, ama bu ödeneklerle de çok ilgili. Ben kısacık bir anı anlatmak isterim. Sevgili Engin Hoca'nın, işte biliyorsun, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda hoca, böyle bir gün gitmiştik. Bir trompet var, Ludwig, ve ağaç bir trompet ama öyle bir delinmiş ki buradan baktığın zaman öteki tarafı da delinmiş, karşı tarafı görüyoruz. Yani normalde ben o trompet alıp mesela işe gitmem. Hmm. Çünkü der ki insanlara, yani sesçisi, abi kırık trompet der. Yani kırık. Ve o güzel bir trompet ama kırık, yani işin gerçeği o. Ve Engin Hoca dedi ki, bak dedi, sana bir şey söyleyeceğim. Ben dedi, hani okula 7-8 yaşında girdim, bu trompet vardı, bu bana zimmetli dedi. Ve Engin Hoca, yani aradan 30-40 yıl geçmiş, hala çocuklar bir trompet var, Ludwig trompet, ve o trompetle çalıyorlar. Işte. Ve kırık, buradan bakıyorsun, öteki tarafını görüyorsun. Yani ben alıp onunla işe gidemem. Fakat işte bu neyle alakalı? Bu okulun para ayırmasıyla, yani bütçe ayır, burası İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı, yani bütçenin ayrılması ya gerekiyor. Basit bir şey aslında, evet, bu. Çok basit, çok atla deve değil. Yani evet, bunu hepimiz biliyoruz. Her okula bir ödenek ayrılıyor zaten devlet, evet, tarafından. Bu ödeneğin son kuruşuna kadar böyle saçma sapan şeylere harcanması yerine son böyle bir ayda işte biliyorsun, evet, bu para kalıyor yani, tabii, bu ödenekte. Ve bunu işte yani en azından bir müzik aletine yatırın, değil mi? Bir piyano alın, ne bileyim, okula bir vurmalı çalgı alın. Tabii. Her sene bir şey alın yani, tabii, buraya. Bu bir sene bir piyano olabilir, bir sene bir gitar olabilir, bir sene bir perküsyon aleti olabilir filan. Yani 3 sene sonra hiçbir okulda olmayacak kadar bir müzik odası yapmış olursun yani. Evet. Peki, çok teşekkürler. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Çok memnun olduk tanıştığımızda. Evet, biz de öyle. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Evet, ses kaydının bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar.